Türk okulu müdüründen ilginç rica. Aşağıda Ankara'dakileri utandırması gereken çok ilginç bir olay okuyacaksınız. Ama öncesinde yazıya bir giriş yapmak gerekiyor. Eski insanlar askerlik hatıralarını neden çok anlatırlar biliyor musunuz? Toprağa bağlı olarak yaşanan eski tarım toplumlarında erkeklerin %90'ı köy ve kasaba dışına sadece zorunlu askerlik için çıkıyorlardı. Gördükleri değişik insanlar ve mekanlar, yaşadıkları çevredeki insanların bilmediği çok değişik hatıralar biriktirmesine imkan veriyordu. Köy ve kasabadan o anlarına tanıklık eden başkası da olmayınca, kahramansı hikayelerini daha da zenginleştirerek sunabiliyorlardı. İletişim ve ulaşım imkanlarının son 50 yılda gelişmesiyle her şey değişti. Tüm insanlık birbirinden haberdar olmaya başladı. Yaralı bir balinanın, sahile cesedi vurmuş aylanın, aynı gün dünyanın ortak gündemi olma nedeni bu. Dünyanın ne kadar küçük olduğunu dünyayı dolaştığınızda anlıyorsunuz. Harvard'da geçen ay ülkemle ilgili yapılan tespitleri dinlerken çok utandım. Dünyanın saygın bilim insanları ülkemizin gidişatına acır hale gelmişlerdi. Dünyanın bir başka yerinde, mistik bir ülkede girdiğimiz bir kafede Türk olduğumuzu öğrenen Hintli bir avukat geçmiş olsun dedi. Neden diye sorduğumda Sultanahmet'teki patlamayı anlattı. Halbuki henüz benim bile haberim olmamıştı. Türkiye'nin seyahat açısından artık güvensiz bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile ilgili çok son birkaç yılda öyle kötü haberler düşüyor ki dünya gündemine, nerelisiniz sorusuna Türkiye'lim şeklinde cevap vermeye utanıyorsunuz. Çünkü hemen peşinden teröre destek, demokrasiden geri gidiş, rüşvet ve yolsuzluk gibi dinlediğinizde sizi mahcup edecek sohbetler gelişiyor. Bu kadar detayı nereden biliyorlar diye hayret ediyorsunuz. Enflasyonun %100'ü geçtiği, sağ sol çatışmasında insanların öldüğü, bir avuç dolara dahi muhtaç olduğumuz darbe öncesi dönemlerde bile ülkenin dünyadaki imajı bu kadar kötü değildi diye düşünüyorsunuz. Acıyorlar Türkiye'nin şu anki haline. Bir seyahatim sırasında dostlarım beni bir ülkede üst düzey devlet yetkilisinin yanına kahve içmeye götürdüler. Daha önce arkadaşlarla yaptığı sohbette birkaç kez bahsim geçmiş. 17-25 sürecinde üniversiteden kovulduğumda sokakta ders yapmak zorunda kalınca yabancı basında bununla ilgili haberler ilişmiş o dönemde gözüne. Ne üzücüdür ki yüzlerce akademisyene soruşturma haberlerinin detaylarını da kendisinden öğrendim ve ülkem adına bir kez daha utandım. Sokakta ders verme olayından yola çıkarak akademisyenlere yönelik son hadiseleri de analiz ederek ülkemizdeki tablonun gidişatı konusundaki kaygılarını iletti bana. Böyle gitmez diye de ekledi. Biz işimize bakıyoruz, siyaset dışı kalmaya çalışıyoruz, ülkedeki siyasi süreçler üzerinde yoğunlaşmıyoruz cevabını verdim. Şimdi geldik yazı başlığındaki konuya. Dünyadaki Türk okullarına karşı düşmanca tutum içine giren ve kapatma sevdasına düşen Ankara'dakilerden birinin yolu bu ülkeye de düşer. Ülkeler birbirini yakından izlediğinden ne amaçla geldikleri zaten biliniyormuş. Gezi takvimi belli olup kimlerle görüşüleceği netleşince Türk okullarını yetkililerini yanlarına davet edip şunları söylemişler. Ankara'dan ne amaçla gelindiğini ve ne talep edeceklerini biliyoruz. Siz endişelenmeyin. Sizlere kendi evlatlarımız kadar güveniyoruz. Çocuklarımızı da sizlere huzur içinde teslim ediyoruz. Eğer Ankara'dan gelenlerin talebi iç işlerimize müdahale anlamına gelecek bir tarzda olursa, kendilerine gereken cevabı o an masada en sert şekilde veririz. İşte tam bu noktada Türk Okulu Müdürü devreye girer ve şunları söyler. Efendim, o gelenler de bizim ülkemizi ve bayrağımızı temsilen geliyorlar. Bize duyduğunuz sonsuz güven için elbette teşekkür ederiz. Fakat ülkemizi temsilen gelen o insanların da zor durumda kalmalarını ve o an mahcup olmalarını istemeyiz. Sizler lütfen kendilerini sabırla dinleyiniz ve sonrasında takdiriniz hangi yönde olacaksa biz buna elbette zaten razıyız. Ama lütfen kendilerini üzecek, zor duruma sokacak bir şey yapmayınız. Hizmet hareketi konusunda Türkiye'de olan bitenleri yakından izleyen devlet yetkilisi onca tezbirata rağmen ülkesini gammazlamayan insanların bu tutumunu takdirle karşılar. Beklenen ziyaret gerçekleşir. Ankara'dan gelenler, görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Türk okulu yetkililerini tekrar davet eder ve şunları söyler.
Çok zavallı insanlar olarak göründüler gözüme. İçine düştükleri girdabı çırpındıkça batan hallerini tüm dünya görüyor. Konuya girmek istediklerinde mevzu fazla uzamadan kapattım. Size söz vermemiş olsaydım masaya vurup o an içimden geçen şu sözleri yüzlerine söylemek isterdim. Siz hangi yüzle? Artık ailemizden biri olmuş bu güzel insanları kişiselleştirilmiş uydurma iddialarla bize şikayet ediyorsunuz. Biz bu insanları sizden iyi tanıyoruz. Üstelik bu nasıl bir öfke ve çıldırmışlık hali ki kendi ailenizin fertleri olan bu insanları, haklarını korumakla mükellef olduğunuz kendi vatandaşlarınızı ortada hiçbir hukuki delil olmadan tüm diplomatik ve nezaket kurallarını çiğneme pahasına başka ülkeye şikayet edecek kadar küçülüyorsunuz. Yetkili daha sonra şunları söyler. Şunu bilin ki daha önce örneğine rastlamadığımız böyle bir konuda o an bir öfke patlaması yaşamamışsam size verdiğim söz yüzündendir. Sizler görevinize devam edin ve ülkemizde istediğiniz kadar kalın. Trafik cezası kaydı bile olmayan tüm ekibinizden bizler ülke olarak çok memnunuz. Ben birine bizzat şahit oldum ama dinlediğim için biliyorum, tüm dünyadaki diğer örnekler bundan farklı değil. Her ülkede büyük bir teveccüh, güven ve saygıyla karşılanıyor hizmet neferleri. Görüyorsunuz, iki satır yazı kaleme alalım dedik, yine uzadı gitti. Gittiğimiz yerlerde, muhatap ülke yetkililerinden ve oralarda yaşayanlardan öyle şeyler dinliyoruz ki, ülkemiz bu kadar kötü bir imajı hak edecek ne yaptı diye sormadan edemiyoruz. Cumhuriyet'in 93, çok partili hayatın 66 yıllık kazanımlarını 2 yılda berbat ettiler. Ülke insanımızın başını dünyada aşağı eğdiler. Böyle gider mi? Hangi ülke, hangi millet bu kadar yükü taşıyabilir ki? Ne dersiniz? Diyor Osman Özsoy, rotahaber.com'daki yazısında.